Washington'dan VOA Türkçe stüdyolarından merhaba, ben Mehtap Çolak Yılmaz. Amerika ve dünyada siyasetten ekonomiye, gündemin öne çıkan tüm gelişmelerini aktaracağız önümüzdeki yarım saat boyunca. VOA Türkçe ekibinden Begüm Dönmez Ersöz ve Serhan Akif Akyıldız'a aktaracağız gündemi. Türkiye'nin Suriye'de sınır ötesi hava operasyonlarına Amerika'dan tepkiler devam ediyor. Dışişleri Bakanlığı ve Pentagon'dan gelen açıklamaları Begüm Dönmez Ersöz'le konuşacağız. Amerika'da en büyük resmi tatillerden biri olan Şükran Günü bugün. Başkan Biden'dan mesajlar var. Amerika nasıl bir iç gündemle giriyor bu tatil dönemine? Serhan Akif Akyıldız'la konuşacağız. Stüdyo VOA başlıyor. Türkiye'nin Suriye'de sınır ötesi hava operasyonları yürütmesinin ardından Amerika'da hafta başından beri çeşitli kademelerden yönetimin açıklamalar geliyor. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı en çok da Savunma Bakanlığı'ndan iki ülke yetkilileri arasında ikili görüşmeler yapıldığını biliyoruz. Taraflardan açıklamalar geliyor konuya ilişkin. Genelde açıklamaların tonunda gerilimi derhal azaltma çağrısı yer alıyor. Begüm Dönmez Ersöz'de son gelişmeler. Begüm, anladığımız kadarıyla iki ülke yetkilileri arasında bugün de Amerika'da resmi tatil olmasına rağmen görüşme trafiği sürüyor. Nedir son açıklamalar Amerika'dan gelen? Mehtap, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price'den geldi konuyla ilgili son yazılı açıklama. Dün akşam saatlerinde, Amerika saatli akşam saatlerinde yazılı bir açıklama yaptı Ned Price. Yine Amerika'nın Suriye'nin kuzeyinde gerilimin derhal azaltılması çağrısı tekrarlandı Ned Price'ın bu açıklamasında. Bölgeyi istikrarsızlaştıran IŞİD'le mücadeleye yönelik ortak hedefi tehdit eden ve sivillerle ABD personelini de tehlikeye atan son askeri eylemlerden endişe duyuyoruz denildi açıklamada. Bir yandan da Türkiye'nin terörizmle ilgili meşru güvenlik kaygılarını anlıyoruz ifadesi kullanıldı. Aynı zamanda Suriye'deki bu tırmanışın IŞİD'le mücadelede hedeflerimiz ve sınırın her iki tarafındaki siviller üzerindeki etkilerine dair ciddi kaygılarımızı da mütemadiyen dile getirdik ifadesini kullandı Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price. Suriye ve Türkiye'de meydana gelen sivil can kayıpları dolayısıyla da taziye dileklerimizi ifade ediyoruz cümlesiyle bitirdi açıklamasını. Şimdi son dönemde ABD Dışişleri Bakanlığı dışında Savunma Bakanlığı'ndan ve CENTCOM'dan, Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan da açıklamalar gelmişti bu konuyla ilgili. Savunma Bakanlığı'ndan ve CENTCOM'dan yapılan açıklamalarda da Dışişleri Bakanlığı açıklamasında olduğu gibi daha çok Türkiye'nin düzenlediği hava harekatlarının Suriye'deki Amerikan personelinin güvenliğine yönelik tehdit teşkil ettiği üzerinde durulduğunu söylemek mümkün yapılan açıklamalarda. Ve dün de yine Savunma Bakanlığı'ndan, ABD Savunma Bakanlığı'ndan bir yetkili, bir Pentagon yetkilisi ve başka kaynaklarda Amerika'nın sesine yaptığı açıklamalarda bu tehdidin, bu durumun yani Amerikan personelinin güvenliğine yönelik endişelerin altını çizdi. Bir takım açıklamalarda bulundu ve bir Pentagon yetkilisi Türkiye'nin örneğin 22 Kasım'da düzenlediği hava harekatı sırasında ABD askerlerinin Haseke'de bulunan üste 300 metre mesafede olduğunu söyledi. Dolayısıyla bu örnek üzerinden Amerikalı yetkililer daha çok ABD askeri personeline yönelik tehdidin altını çiziyorlar. Bugün de aslında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Amerika'nın Ankara Büyükelçisi Jeff Flake'i kabul etti bakanlıkta. Bakanlıkta yapılan görüşmenin içeriğiyle ilgili bir açıklama yapılmadı. Dolayısıyla neler görüşüldü o görüşmede? Türkiye'nin harekatı konuşulurken, Suriye'de gerilimi yüksekken henüz bilmiyoruz. Bunun dışında da Türkiye'nin yine Amerika dışında Rusya'yla da Suriye'nin kuzeyine ilişkin bir takım telefon trafiğinin olduğunu da söylemek mümkün. Mehtap.
Begüm, Amerika iç gündemiyle biraz devam edecek olursak, 6 Ocak Kongre saldırısını Temsilciler Meclisi'nde soruşturan komisyonun ifadeye çağırdığı isimlerden biri vardı. O da eski başkan yardımcısı Mike Pence. Meclis komisyonuna ifade vermeyi reddetmişti. Bu kez Adalet Bakanlığı'ndan tanık olarak sorgulanmak istendiği yönünde bir açıklama var. Adalet Bakanlığı neden Pence'i sorgulamak istiyor? Henüz bir resmi çağrı gitti mi ve seçenekleri neler eski başkan yardımcısının ve nasıl bir süreç bekleniyor bu çağrıyla? Mehtap haberi dün ilk olarak New York Times gazetesi duyurmuştu. Şimdi şunu söyleyelim net şekilde anlaşılması için. 6 Ocak Kongre saldırısına ilişkin Temsilciler Meclisi bünyesinde kurulan komisyonun yürüttüğü bir soruşturma var. Bir de resmi olarak Adalet Bakanlığı'nın 6 Ocak Kongre saldırısını da kapsayan ve 2020 seçim sonuçlarının değiştirilmesine yönelik çabaları da içine alan geniş bir soruşturması, kapsamlı bir soruşturması var Adalet Bakanlığı. İşte eski başkan yardımcısı Mike Pence'in de Adalet Bakanlığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında tanık olarak sorgulanması gündemde. ABD basınında konuyla ilgili yer alan haberlere bakıldığında eski başkan yardımcısı Mike Pence bu talebi değerlendiriyor ki kendisi 6 Ocak komisyonunun yani Temsilciler Meclisi komisyonunun yürüttüğü soruşturma kapsamında ifade vermeyi reddetmişti. Kapıyı tamamen kapatmıştı o olasılığa Mike Pence, ama anladığımız kadarıyla Mike Pence demokratların çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi'ndeki soruşturmayla Adalet Bakanlığı'nın soruşturması arasında bir ayrım gözetiyor. Dolayısıyla bunu değerlendirdiğini söylemek mümkün, en azından haberlere yansıyan bilgilere göre. Henüz resmi çağrı, resmi bir celp gitmedi eski başkan yardımcısı Mike Pence'e. Görüşmelerin henüz başlangıç aşamasında olduğu ifade ediliyor. Dolayısıyla sürecin biraz daha zaman alması muhtemel. Seçenekleri neler? Mike Pence'in bir kere eski başkan Donald Trump acaba Mike Pence'in verebileceği bir ifadeyi kısıtlamaya çalışabilir mi ya da engellemeye çalışabilir mi? Bunlar birer soru işareti. Mike Pence neden önemli? Çünkü 6 Ocak Kongre'de Kongre saldırısı sırasında Biden'ın zaferinin onaylanacağı oturum yapılıyordu. Trump'ın destekçileri o oturumu engellemişti ve oturuma Mike Pence başkanlık ediyordu ve Trump'ın destekçilerinin de hatta Mike Pence asılsın sloganları attığı duyulmuştu, dikkat çekmişti. Mike Pence bu detayları kendi kitabında da hatta yazmıştı. Yeni geçtiğimiz günlerde piyasaya çıkan. Şunu da son olarak yine hatırlatalım. Bütün bunlar tabii 2024 başkanlık seçimi süreci için de önem taşıyor. Çünkü Mike Pence'in de adı geçiyor olası adaylar arasında. Trump zaten adaylığını açıklamıştı. Begüm Dönmezer söz aktardı. Temsilciler Meclisi Komisyonu'nun ifadesine gitmemişti ama Adalet Bakanlığı bu kez sorguya çağırıyor eski başkan yardımcısı Mike Pence'i. Şimdi bugün Amerika'nın gündemine dönecek olursak, Amerika'da bugün Şükran Günü bayramı kutlanıyor. Milyonlarca Amerikalı aile bu akşam akraba ve dostlarıyla aynı masa etrafında oturarak geleneksel hindi yemeğini yiyecekler. Her yıl Kasım ayının son perşembesinde kutlanıyor Şükran Günü. Mükellef bir yemeğin ardından yanı sıra diyelim Noel alışverişi için de büyük indirimlerin başladığı gün olarak Amerika'nın sosyal ve ekonomik hayatına büyük önem taşıyor Şükran Günü. Amerika'da ilk Şükran Günü Massachusetts eyaleti kıyılarında zor geçen bir hasat mevsimi sonrası gıda sıkıntısı çeken Avrupalı yerleşimciler, koloniler tarafından kendileriyle hindi ve diğer yemeklerini paylaşan Amerikan yerlileriyle birlikte 1621 yılında kutlanmıştı. Bugünü resmi olarak bayram ilan edense ülkenin ilk başkanı George Washington oldu. Washington'ın 1789'daki bu kararı sonrasında Şükran Günü'nde bütün resmi daireler, okullar ve özel iş yerleri kapalı kalıyor. Biz de Amerikalıların aileleriyle bir araya gelip yemek masasında toplandığı ve Amerika için en fazla seyahat edilen bayramlardan biri diyebiliriz. VOA Türkçe ekibinden Serhan Akif Akyıldız'la konuşacağız. Serhan, geride bıraktığımız son birkaç yılda pandemiyle kapalı kapılar ardında geçirmişti Amerikalılar. Ekonomi de çok iyiye gitmiyor pandemi süreciyle başlayan enflasyonla devam eden. Bu ortamda nasıl bir Şükran Günü kutluyor Amerika bugün? Amerika aslında coşkulu kutluyor diyebiliriz. Şükran gününde çeşitli geçit törenleri düzenleniyor ki bunun en fazla bilineni New York'taki geçit töreni Macy's.
düzenlediği, o sabah saatlerinde düzenlendiği çeşitli futbol müsabakaları gerçekleştiriliyor. Ve aileler senin de az önce bahsettiğin gibi yakınlarına gidiyorlar ve birlikte akşam yemeğinde bir araya geliyorlar. Ki bu salgın döneminde hatırlayacaksın biraz sekte vurulmuştu, bayağı sekte vurulmuştu bu geleneğe. Ancak şimdi bu sene itibariyle artık tamamen eskiye dönülmüş gibi görünüyor. Hatta dünkü yayınımızda da biraz bahsetmiş uçuşlarla ilgili. Mesela çarşamba günü hava ulaşımını kullananların sayısı yaklaşık 2,5 milyona ulaşmış durumda ki bu pandemi öncesi rakamlara da denk diyebiliriz neredeyse. Pazartesi günü de 2,5 milyondan fazla kişi havaalanlarında güvenlik taramasından geçmişti. Çarşamba ile pazar günü arasında toplam 4,5 milyon kişinin hava ulaşımını kullanması bekleniyor. 55 milyon kişinin, dünkü yayınımızda da biraz bahsetmiştik, 80 kilometre en azından evlerinden uzağa gideceği tahmin ediyor. Tabii çoğu, yaklaşık 50 milyonu araçlarını kullanacak ki bugün akşam yemekten sonra asıl tatil alışveriş sezonu başlıyor diyebiliriz. Karacuma. Evet, akşam yemekten sonra büyük ihtimal Amerikalılar doğru alışveriş merkezlerine gidecekler, alışveriş yapacaklar ki bu alışveriş sezonu sene sonuna kadar devam ediyor. Amerika'da bugünle başlayıp bu akşamla birlikte başlayıp rakamlar bu sene oldukça iyi görünüyor, tahminler diyelim. Yaklaşık 1 trilyon dolardan bahsediliyor. Amerikalıların yapacağı alışveriş oranı bu tatil sezonu boyunca. Amerikalılar gene salgın dönemine dönecek olursak, anlaşılan salgın döneminde yapamadıklarını rahatça şimdi bu şükran gününde ve bu süreçte yapmayı istiyorlar. Bu hem hava ulaşımına yansımış görünüyor, pazartesiden bu yana takip edebildiğimiz kadarıyla, hem de kara ulaşımına yansımış görünüyor. Trafik oldukça, özellikle buraya yakın mesafedeki Virginia'da çok fazlaydı dün, ama mesela bugün buraya gelirken neredeyse hiç trafik yoktu. Ama şunu da belirtmekte yarar var, yerli turist diyelim. Çok. Yerli turist oldukça fazla. Şu anda Amerika'nın, Washington'ın merkezinde buraya kadar en azından bizim de görebildiğimiz kadarıyla insanlar sokaklarda, havada fena değil. Bunun da faydasını görüyorlar. Bununla birlikte enflasyon, ekonomi son dönemde yayınlarımızda oldukça hep gündemde olan bir konuydu. Hatta Şükran Günü hindisi, Şükran Günü yemeğine de geçen yıla oranla %20 daha arttığı belirtiliyor. Ama Amerikalılar artık bunları biraz kulaklarını tıkadılar. En azından yakınlarıyla hoşça vakit geçirmek istiyorlar. O da ekranlara yansımış durumda zaten. Şimdi bu güzel tarafı, bir yandan Amerika iç gündeminde silahlı saldırılar var Serhan. Son olarak daha burada yakınlarda Virginia eyaletinde bir Walmart çalışanı kendi iş arkadaşlarını öldürdü. Silahlı saldırıların sadece sonuncusuydu bu. Devam ediyor. Son haftalarda, aylarda ciddi bir artış var. Başkan Biden'ın da gündemindeydi bu. Saldırı silahlarını yasaklayacağım dedi bir kez daha. Nedir son durum o konuda? Başkan Biden Massachusetts'te bu haftayı, tatilini geçiriyor. Orada bir orada gazetecilere açıklama yaptı, bu açıklamayı. Başkan Biden dedi ki, hani saldırı silahının yasal olarak satılması kabul edilemez mesajını verdi. Aslında Başkan Biden bu mesajını uzun süredir veriyor. Seçimden önce de vermişti, hatırlayacaksın. Ama sadece Başkan Biden'la bitmiyor bu konu. Kongre var, Temsilciler Meclisi var, Kongre'nin üst kanadı Senato var. Oradan geçmesi gereken bir süreç. Ve yayınlarımızda da bu konular gündeme geldiğinde hep söylediğimiz gibi Kongre'deki Cumhuriyetçiler buna yanaşmıyor, bu yasağa yanaşmıyor. Şimdi Başkan Biden'ın yapmak istediği, en azından deneyeceği anlaşılan açıklamasına göre, yeni Kongre Ocak ayında yemin edecek ara seçimden sonra ve Ocak ayında yemin edene kadar Temsilciler Meclisi'nde Demokratlar hala çoğunlukta ve Başkan Biden Ocak ayına kadar bu konuyla ilgili bir adım atılmasını istiyor, ama açıkçası o da tam içini açmış değil adım. Hani yasa bu haliyle bile, Kongre'de Demokratlar kontrolde olmasına rağmen, bu haliyle bile çıkacak gibi görünmüyor. Çünkü Temsilciler Meclisi'nde
şu anlık en azından ocağa kadar demokratlar çoğunlukta olsa bile senatoda 60 oya ulaşması gerekiyor ki 60 oya ulaşması imkansız gibi. Şu andaki senatoda ocak ayına kadar 50-50 bir denge söz konusu. O yüzden Başkan Biden'ın açıklamaları daha önceki seferlerde olduğu gibi yine lafta da kalabilir ama en azından Başkan Biden'ın niyeti bunların yasaklanması. Bununla birlikte şu 2022 yılında 609 saldırı gerçekleşmiş. 3 ve 4'den fazla insanın hayatını kaybetti. Bu yılda bir rekora doğru gidiliyor gibi can kayıplarında silahla ölenlerin toplam rakamı 39 bin, yaklaşık 40 bin. 21 binden fazlası intihar ama geri kalan 18 bin, yaklaşık 19 bini başkalarının saldırısı sonucu gerçekleşmiş ki geçen yıl 690 saldırı gerçekleşmişti. Bu yıl 690'a yaklaşabileceği belirtiliyor yetkililer tarafından. Şimdi Şükran gününde Amerika gündemiyle devam edeceğiz. Ama bir haberimiz var sırada. Dünyanın dört bir yanından Amerika'ya yeni bir hayat kurmak için gelen yüzlerce göçmen Washington bölgesine Şükran günü için bir araya geldi. Birçokları bu tatile ilk kez tanıklık etti. Ayrıntıları haberimizde. Dünyanın dört bir yanından Amerika'ya yeni bir hayat kurmak için gelen yüzlerce göçmen, Washington bölgesinde Şükran Günü için bir araya geldi. Birçokları ilk kez bu tatile tanıklık etti. Buraya gelerek her kesimden çok farklı insanla bir arada olmaktan çok mutlu ve gururluyum. Şükran gününü bu kadar çok mutlu kişiyle kutlamaktan da memnunum. Amerika'da Şükran günü her yıl Kasım ayının 4. Perşembe günü kutlanıyor. 1600'lerin başında İngiliz kolonileri ve Amerikan yerlilerinin hindi ve ellerindeki yemekleri paylaşması onurlandırılıyor. Birçok Amerikalının aile ve arkadaşlarıyla oturduğu Şükran Günü ziyafet sofrasında genelde kızarmış hindi, tatlı patates ve sosu gibi yiyecekler oluyor. Menü bazı Afgan göçmenler için bir ilk. Çok beğendim. Yiyecekler gayet güzel. Hayatımda ilk kez hindi yiyorum. Kasım ayının ilk günlerinde düzenlenen etkinliğe Amerika'ya yeni gelen mültecileri yerleştirme kuruluşlarından biri olan Etiyopya Toplum Geliştirme Konseyi ev sahipliği yaptı. Aslında onlarla Amerika'nın en önemli tatillerinden birini paylaşıyoruz. Ayrıca bölgemizdeki mültecilere ev sahipliği yapan toplumu bir araya getiriyoruz. Yalnızca yemek değil, görüş alışverişinde bulunabiliyorlar, dostluklarını paylaşıyorlar. Mina Tarin, Temmuz 2022'den bu yana Amerika'da yaşıyor. Yaşadığı onca şeyin ardından Amerika'da olduğu için şükran duyduğunu söylüyor. Şükran gününde Afganları destekledikleri ve bazılarımızı Afganistan'daki sefaletten kurtardıkları için herkese bugün buradan teşekkür etmek istiyorum. Afganistan'da Ağustos 2021'de Taliban'ın yönetimi ele geçirmesinin ardından binlerce Afgan Amerika'ya sığındı. Birçoğu Şükran Günü'nde bu duruma vurgu yapıyor. Pınar Sayar Kızılçalı, Washington. Amerika'nın tatil sezonuna girdiği bu hafta bir başka gündem konusu Serhan. Demiryolu grevi her ne kadar Amerika'da çok yaygın olmasa da, yaygın bir ulaşım aracı olmasa da ciddi bir grev söz konusu. Açıklamalar var yetkililerden. Nedir gündemde, nasıl yer alıyor? Şimdi yolcu treni açısından belki çok yaygın olmayabilir Amerika genelinde ama yük trenlerini düşündüğümüzde Amerika'da oldukça yaygın. Günlük 2 milyar dolarlık bir ekonomiden bahsediyoruz aslında. Eğer greve gidilirse, ki şu anda ihtimali var, Amerika'da birçok sektörü etkileyecek, ulaşım sektörü, tarım hayvanlarının besinlerine kadar, araç sektörü, birçok sağlık sektörü, evet, yani tedarik zincirini, ki şu anda herhalde Başkan Biden ve demokratların isteyeceği en son şeylerden biri bu. İşte Başkan Biden bununla ilgili de Massachusetts'te konuştu gazetecilerin sorusu üzerine. Kendisinin doğrudan bu görüşmelere müdahil olmadığını söyledi ama kendi ekibinin, yönetiminin bu görüşmelere müdahil olduğunu söyledi. Neden müdahil olmuyorsunuz dendi. Şu anda görüşmeler hala devam ediyor ekibimle taraflar arasında.
dedi Amerikan Başkanı. Yani Biden yakından takip ediyor. Daha önceki açıklamalarında da böyle bir yani grevin kabul edilemez olduğunu söylemişti. İşte o nedenle oldukça önemli Biden yönetimi için tam da tatil sezonu döneminde diyelim. İnsanlar alışverişten bahsettik az önce. Alışveriş merkezlerine gidip istediklerini bulamayınca Amerikalıların pek de hoşuna gitmeyecek büyük ihtimal. Belki hemen eğer grev olursa ilk bir iki günde hissetmeyebilirler ama üçüncü, dördüncü gün hissetmeye başlayacaklar. Zaten birçok kuruluş, organizasyon Biden yönetimine, Başkan Biden'a hatta doğrudan müdahale olması çağrısında bulunmuştu. Kongre'ye müdahale olması çağrısında bulunmuştu. Kongre'ye müdahale olabilir. Amerika'da çünkü 1926 tarihli bir yasayla demiryolu çalışanlarının, yük trenlerinde çalışanlarının greve gitmesi zorlaştırılıyor. Daha önce bu 100 yılda sadece 2 gün süren bir grev olmuş, en uzun 2 gün. Daha sonra kongrenin müdahalesi. İşte şimdi aslında bütün gözler hem bu müzakerelerde, şu anda hala devam etmekte olan müzakerelerde ve o müzakerelerden çıkacak sonuçta eğer o müzakerelerden olumsuz bir sonuç çıkarsa büyük ihtimal kongre müdahale olacak. Başkan Biden da doğrudan müdahale olacak gibi görünüyor. Serhan, son bir konuya girelim. O da dış politika, Amerikan Ukrayna'ya yardımları. Tatil haftası gibi görünüyor. Şükran günü haftası ama Ukrayna'ya bir yardım paketi daha onaylandı. Onu da aktarır mısın? 400 milyon dolarlık bir yardım paketi, askeri yardım paketi Ukrayna'ya. Amerika şu ana kadar Ukrayna'ya en fazla desteği hem askeri hem de ekonomik açıdan en fazla destek sağlayan ülke. Daha da bitecek gibi değil. Ne kadar sürerse sürsün Ukrayna'ya desteğimiz devam edecek diyorlar. Az önce de dediğim yeni kongre yemin etmeden önce Ocak ayında Biden yönetiminin kamuoyuna yansıdığı kadarıyla bir 37 milyar dolarlık daha yardım paketini için Ukrayna'ya onaylanması için çaba harcayacağı belirtiliyor. Yani Ukrayna'ya yakın dönemde Ocak'a kadar bir 37 milyar dolarlık paket daha onaylanabilir. Bu 400 milyon dolarlık paket mühimmat. Özellikle topçu sistemleri, teknoloji ve hava savunma sistemlerini içeriyor ağırlıklı diyelim. Sen de biliyorsun Ukrayna'ya son dönemde özellikle dronlarla gerçekleştirilen saldırılar Ukrayna'ya yönelik oldukça dikkat çekmişti. İşte o nedenle Amerika hava savunma sistemine bu yardım paketinde daha çok önem vermiş gözüküyor. Bir de HIMARS adlı otobüs, teknolojik obüslere ki onlarla güneydeki her sonu alması oldukça kolaylaştığı belirtiliyor. Daha ne kadar sürecek? Amerika'ya iktidar ne kadar sürerse sürsün yardıma devam edeceğiz diyorlar ama bu Amerikan askeri depolarındaki mühimmatları azaltıyor mu? İşte bir yandan tartışılan sorulardan biri de o. Hatta gündeme getirdikleri Çin'le bir gerginlik yaşanırsa Amerika'nın depolarında yeterli sayıda mühimmat var mı, askeri mühimmat var mı? Yetkililer şu an için acil bir durum olmadığını belirtiyorlar. Bununla birlikte Ukrayna'ya satılan, gönderilen bazı askeri malzemenin üretimi bir süre önce durdurulmuştu birkaç yıl önce. O yeniden başlandı. Onu hızlandırmaya çalışıyorlar. Şunu söyleyebiliriz ki özetle şu anda Amerikan yönetiminde özellikle Ukrayna'ya destek konusunda desteğin devam edeceği vurgulanıyor. Özellikle Kevin McCarthy, Cumhuriyetçiler hatırlayacaksın. Kevin McCarthy Ukrayna'ya açık çek olmayacak demişti. Çünkü Ukrayna'ya yardımlar başkanlık otoritesinden ziyade bazı yardımlar kongrenin onayını da gerektiriyor. Kevin McCarthy büyük ihtimalle Ocak ayından sonra Temsilciler Meclisi Başkanı olacak. İşte bu nedenle biraz da belki Biden yönetimi 37 milyar dolarlık paketi bir an önce Ukrayna'ya göndermek için çaba harcıyor görünen Kevin McCarthy'nin Temsilciler Meclisi Başkanı olması nedeniyle. Gerçi Cumhuriyetçiler buna daha sonra açıklık getirmeye çalıştılar. Açık çek kastettik. Ukrayna'ya yardımın kesileceği anlamında konuşmadık diyorlar. Çünkü Cumhuriyetçiler ve Demokratlar bazı dış politika konularında uzlaşıyorlar aslında. Rusya'da o konulardan biri diyebiliriz. Amerika'da Ukrayna yardım konusu daha çok gündemde olacak. Yılın son günlerine girdik artık. Kasım'ın son günleri. Aralık ayı da hemen hemen biraz tatil gibi geçiyor. Gündem yavaş olacak. Bakalım nasıl gündeme gelecek. Bir yandan da başkanlık seçimleri için süreç başlamış görünüyor. Serhan teşekkürler. Amerika'da bu konu vardı. Avrupa'nın gündeminde de Ukrayna konusu gündemde. Avrupa Parlamentosu Ukrayna'ya 2023 yılı boyunca yapılacak toplam 18 milyar euroluk yardımı onayladı.
Ancak Macaristan'ın vetosu devam ediyor. Avrupa Komisyonu da Rusya'ya yönelik 9. yaptırım paketinin hazırlığında ve Avrupa'daki Ukrayna'ya destek çabaları ve tartışmalarını Paris'ten muhabirimiz Arzu Çakır derledi. Avrupa Birliği'nde gündem yine Ukrayna'ydı. Bugün birbiri ardına toplantılar oldu Brüksel'de ve Strasbourg'da. Önce Avrupa Parlamentosu Ukrayna'ya 18 milyar euroluk yardım paketini onayladı. Buna Macaristan vetosu var. Liderler zirvesinde de onaylanması gerekiyor yardımın Ukrayna'ya gidebilmesi için. Ancak Macaristan kendisine Covid yardımını askıya alan Avrupa Komisyonu'nu tehdit ederek eğer bu askı çözülmezse kendisinin de Ukrayna yardımını engelleyeceğini dile getirdi. İkinci konu Avrupa Komisyonu toplantısı. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen bugün Rusya'ya dönük 9. yaptırım paketi üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Uzun süredir bu paket tartışılıyor. Rusya'ya dönük yaptırımların, yeni yaptırımların getirilebilmesi konusunda ülkeler giderek daha az hevesliler. Kış yaklaşıyor, enerji krizi var. Dolayısıyla daha temkinli olunmasını istiyor Avrupa Birliği üyesi ülkeler. Fakat Ursula von der Leyen bugün yaptığı açıklamada paketin hazırlıklarının hızlandığını, önümüzdeki günlerde gündeme getireceklerini belirtiyor. Bir başka toplantıysa Avrupa Birliği Enerji Bakanları toplantısıydı. Yine Ukrayna ile bağlantılı olarak enerji krizine çözüm bulmak için bugün Enerji Bakanları toplandı. Buradaki en önemli tartışma da gaz fiyatlarına bir tavan belirlenmesiydi. Aylardır aktarıyoruz bu konudaki tartışmaları. Almanya bu konuda çok direniyor. Hollanda ile birlikte bir tavan fiyatının belirlenmesi Asya ülkelerinin daha yüksek ücretler vererek Avrupa'yı gazsız bırakacak çok tehlikeli bir adım diyor. Ancak Avrupa Komisyonu da salı günü 275 euroluk bir tavan fiyatı belirledi. Bunun üzerinde bugün enerji bakanları tartıştı. Ancak çıkışta bir uzlaşma sağlayamadılar. Ortak gaz alımı konusunda uzlaştılar. Dayanışma ve paylaşım konusunda uzlaştılar. Yenilenebilir enerjilere yönelme konusunda uzlaştılar. Ancak gaz alımı konusunda bir tavan fiyatıyla gaz alımı konusunda uzlaşmadılar. Fransa ve İspanya bir tavan fiyat belirlenmesini istiyor. Ancak Almanya ve Hollanda'nın başını çektiği kuzey ülkeleri ise bunun çok büyük gaz alımlarında, gaz piyasasında, rekabet konusunda çok ciddi sorunlar yaratacağından endişe ediyor. İşte bu nedenlerle vetosunu onlar da gündeme getiriyor. Bugün de bu konuda uzlaşma sağlanamadı. Çek Cumhuriyeti dönem başkanı önümüzdeki 15 Aralık tarihinde enerji bakanlarını yeniden toplayarak bu konuyu tartışmaya devam edeceklerini açıkladı. Göründüğü gibi Avrupa'da Ukrayna gündemi uzlaşmazlıklarla devam ediyor. Macaristan vetosu ve gaz tavan fiyatı belirlenmesi konusu şu anda Avrupa Birliği liderlerini, ülkelerini bölmüş durumda Mehtap. Bu Avrupa bağlantımızla Washington'dan hazırladığımız yayının sonuna geliyoruz. Bu ve tüm yayınlarımızı internet adresimiz voatürkçe.com'da bulabilirsiniz. Ayrıca Twitter, Facebook ve Instagram adreslerimize de Amerika ve dünyada öne çıkan haberleri, videolar ve canlı yayınlar eşliğinde aktarıyoruz. Gündemi oradan da takip edebilirsiniz, hatırlatalım. Yarın yine bu ekranda Amerika gündemiyle buluşmak üzere, hoşça kalın.